O akşam işimden erken çıkabilmiştim. Şöyle Beyoğlu'na kadar bir uzanayım dedim. Köprüden saatlerdir pis havayla dolmuş ciğerlerimin soluma hakkını vererek Haliç'i ve Boğaz içini selamlayarak geçtim. Bir zamanlar oturduğum semtlerin vapurları yine hep o hareket telaşı içindeydiler. İşte Kadıköy'üne kalkacak altı vapurunun zili çalmaya başladı. İşte Boğaz'ın Anadolu sahilini yapacak altı buçuk. Bir zamanlar saniyeleri bile kıymetli olan bu kah küsurlu, kah küsursuz rakamlar şimdi benim için eski önemlerini ne kadar kaybetmişler. Zil istediği kadar acılaşabilir, memur demir kapıyı kapamak tehdidini istediği kadar ileri götürebilir. Ben artık o vapurların yolcusu değilim. Benim oralarda artık kimsem kalmadı. Yüksek kaldırımdan istediğim kadar oyalana oyalana çıkabilirim tünele varınca tramvay bekliyormuş gibi üzüntülü bir hal alarak tramvaya binenleri seyreder, sonra yayan gitmeye karar vermiş bir insan tavrıyla etrafı seyrede ede Galatasaray'a Taksim'e kadar yürüyebilirim. Karşımdan insanlar geliyor, arkamdan insanlar geliyor. Arkamdan yürüyenler nihayet beni geçiyorlar. Karşımdan gelenlerin bazılarıyla bir an bakışıyoruz. Bazıları beni görmüyorlar. Benim de görmediklerim oluyor. Bana sürtünenler, çarpanlar oluyor. Erkekler, kadınlar, uzun boylular, kısa boylular, yaşlılar, gençler, güzeller, çirkinler, zenginler, fakirler, kocalı kadınlar, henüz nişanlılar, yalnızlar, kolunda sevgilisi olanlar, anneleri yanında yürüyen küçük çocuklar var. Cahit Sıtkı'nın bir şiirinde gün hazinesi dediği bacaklarını uzun konçlu şosonlarda hapsetmiş bir ömür hazinesi genç kızlar var. Yalın ayak çocuklar da var. Ayakları korunaklı olanların arasında seyirtep gazete satmaya çalışıyorlar. Fakat ayakları üşümüyor gibi herhalde alışmışlardır diyorum. Hem onlar da kunduralılardan daha az mesut görünmüyorlar. Onlardan gazete alan zenginler verdikleri paranın gerisini istemiyorlar. Bu onların sevincini bir kat daha arttırıyor. İki yanımda bu insanları giydirmeye, doyurmaya, eğlendirmeye, bir kat daha mesut etmeye mahsus dükkanlar, mağazalar, salonlar var. Onların camekanları önünde durmaktan, hayale dalmaktan kendimi alamıyorum. Şu oda takımı ne güzel. İnsan yemekten sonra şu geniş koltukta kim bilir ne kadar rahat eder şu abajur elindeki örgüsüne dalmış karısının yüzüne kim bilir ne tatlı bir pembelik verir. O zaman koca gazetesini bırakarak karısının seyrine dalar. Şu masa karşıki mağazada satılan radyolar için bilhassa yapılmış gibi tam uygun gelecek. Radyonun üstüne de şu ileride antikacıdaki biblolardan biri. Şehrin en büyük mobilyacısı bütün bir yatak odası takımı sergiliyor. İki kişilik karyola, atlas yorganı serilmiş, başucunda komodinine, üstündeki gece lambasına, yerde küçük halısına, penceredeki tül perdelerine varıncaya kadar düşünülmüş tam bir yatak odası. Perdeleri arasında da bir kış dekoru gözüküyor. Bütün oda kızıl bir aydınlık içinde, sahiplerini beklemekten sabırsızlanıyor gibi. Fakat bütün bu eşyayı nereye taşımalı? Şu kat kat apartmanların hangi katı benim olabilir? İlerliyorum. Ya şu mağazadaki mavi kolye? Tanıdığım kızlardan şu en mavi gözlüsüne ne kadar yaraşacak? Fakat o kız benim sevgilim değil ki. Bir kunduracının camikanında yanlara doğru kaçışmış gibi duran, kimi kapalı kimi daha dekolte, bütün mahremiyetleriyle kadın terlikleri, bütün bir ev hayatını hayal ettiren terlikler. Ah şu kadın eşyaları, çamaşırları, elbiseleri satan mağazalar. Düşünüyorum ki bütün o çamaşırlardan, elbiselerden, tayyörlerden, mantolardan istediğim kadar alacak param olsa da onları kullanabilecek, onları giyebilecek, bütün bunlar senin için diyebileceğim kimsem yok. Sanki bütün bu mağazalar, bütün şu insanlara mutluluk satıyorlar şu manavdaki renk renk türlü türlü yemişler mesela şu iri sarı kabuklular portakal değil bir sofra mutluluğunu tamamlayacak bir başka lezzet koku ve serinlik mutluluğudur. Şu satıcılar avaz avaz bağırarak şu sattıklarımızdan da alın daha çok mutlu olun demek istiyorlar. Hele şu köşede ta vefadan getirilmiş boza şişeleri. Bu yemekten birkaç saat sonra bir babanın ailesinin fertlerine üzerine tarçın ekerek, leblebiler koyarak yudum yudum tattıracağı kendine özgü bir mutluluk değil de nedir? Bu caddeye ne kadar da çok fotoğrafçı toplanmış. Şimdiye kadar kaç tanesinin önünde resimleri seyrede aldım. Bütün bu mesut insanlar buralara da mutluluklarını belgelemek için koşuşmuş olacaklar. Bu resimlerde yaşayacaklarından daha uzun zaman tebessümleri devam edecek. Şu gelin, demin gördüğüm kocalı kadın değil mi? Şu pembe yüzlü, çift örgülü saçlı küçük çocuk, daha demin sıçrayarak yanımdan geçen genç kız değil mi? Belli belli, bu fotoğrafhanelerde hiç ölülerin resmi yok. Zaten en yakın mezarlık buraya kilometrelerce uzakta. Bu caddede ancak mesut dolaşılabilir. Yalnız bu caddede bulunmak insanı mesut etmeye kafidir. Yaşadığımı ben de mutluluğumu düşünmeliyim. Şu kadar dükkanın içinde elbette beni de mesut hiç olmazsa memnun edebilecek şeyler satanlar da yok değil ya. Şuracıkta kunduralarımı boyatabilirim. Şu kravatı pekala satın alabilirim. Yeni gelmiş şu şiir kitabı bana pekala zevkli saatler geçirtebilir. Ben de pekala şu mesut insanların fotoğraflarını çektirdikleri fotoğrafhanelerden birine girebilir. Ben de mesudum, benim de resmimi çekebilirsiniz diyebilirim. Fotoğrafçı da itiraz edemez. Sizin kimseniz yok fotoğrafı ne yapacaksınız diyemez. Sorarsa elbette günün birinde benimle bir sevgilim olabilir. Sizin çekeceğiniz bu en güzel fotoğraf onun çantasının gizli bir köşesinde güzel kokular içinde yatabilir derim. Sonra beni sevecek kimse çıkmasa bile haberiniz yok mu? Yeni bir şiir kitabım yayımlandı. Bu kitap pekala bana şair dedirtebilir ve kim bilir zaman gelir edebiyat tarihçisi bu kitap yayımlandığı zamanki fotoğrafımı arayabilir. Geleceğin nefis kağıtlı bir edebiyat tarihinin sayfaları arasından bütün gençliğimle gülümseyebilirim. Evet, evet. Hiç olmazsa genç değil miyim? Ah, saçlarımla da biraz bezgin duruşuma bakmayın. Nüfus kağıdım yanımda. Buyurun. Ben daha genç sayılırım ve sırf genç olmam benden isteyeceğiniz gülümsemeyi dudaklarımda yaratabilir. Bir fotoğrafhanenin önünde bir otomobil durmuş ve etrafında bir meraklı kalabalığı oluşmuş. Yaklaşıyorum. Otomobilin içi, camların kenarları bütün çiçeklerle süslü. Demek gelinle güvey fotoğrafhanedeler. Ben de bu fotoğrafhaneye girer, hem fotoğrafımı çektirmiş olur, hem de hayatlarının en mesut zamanlarından birini yaşatmakta olan bu çifti, kapıdan çıkmak üzereyken olsun, bir defa selamlarım. Bütün duvarları fotoğraflarla kaplı holde bekliyorum. Bütün fotoğraflardaki insanlar gülümsüyorlar. İşte yeni rütbesinin verdiği gurur ve emniyetle istikbaline gülümseyen genç subay. Büyük bir lastik topu dünyanın en büyük hazinesiymişçesine sıkı sıkı tutmuş, yanaklarından sıhhat fışkıran gürbüz çocuk. Bir fakültenin mezunlar hatırası. Hocalar memnunluk ve iftihar içinde. Yeni mezunlar da hocalarının etrafında sırtlarından bir yükü atmış, uzun bir yolu bitirip bir ağaç altına oturmuş insanların mutluluğuyla gülüyor, hep gülümsüyorlar. Sonra yeni evliler yan yana dururlarken sevinçten hazdan titredikleri adeta hissedilen çiçekler içinde yeni evliler. Bütün şu delikanlılar hep evlenmişler. Saadet duymuşlar ve mekteplerini bitirdikleri zaman fotoğraflarını çekmiş olan fotoğrafçıya koşup işte evlendik. Bu sefer de evlenme saadetini tadıyoruz. Yeni fotoğrafımızı çekin demişler. Sonra pürüzsüz, uzun bir evlilik hayatının en güzel bir noktasında, belki bu evliliğin yıl dönümünde, birkaç yaşına gelmiş çocukları ortalarında resim çektiren eski evliler. Kadın biraz şişmanlamış. Erkeğin alnından doğru saçları seyrekleşmeye başlamış. Karşı duvarda asılı bir yeni evliler fotoğrafına bakarak gülümsüyorlar. Burada her şey, herkes birbirine gülümsüyor. Hiçbir ihtiyar, Hiçbir çirkin, hiçbir düşünceli insan resmi yok. Sanki bu fotoğrafhaneye sevinçsiz hiçbir insan ayak atmamış yahut fotoğrafçı bir başarı sırrı olarak makinesinin karşısında candan gülümsemeyecek müşterisinin fotoğrafını çekmemiş. Ben böyle düşünürken birden atölyenin kapısı açıldı gelin elindeki çiçeklerden daha beyaz beyazlar içinde, yanında genç kocası bir bahar havası bırakarak bir bahar rüzgarı gibi önümden geçtiler, kendilerini bekleyen otomobile bindiler. Fotoğrafçı onları selametledikten sonra bir müddet daha eşikte kalarak otomobili gözleriyle takip etti sonra geri döndü yarattığı eserden memnun bir sanatkar haliyle kendi kendine gülümseyerek beni görmeden bulunduğum tarafa birkaç adım attı neden sonra varlığımı fark edip tatlı bir rüyadan uyanır gibi bakışlarıyla ne istediğimi sordu fotoğrafımı çektirmek istiyorum güzel olmasını arzu ettiğim bir fotoğraf çektirmek istiyorum dedim ben konuşurken Adam da beni baştan aşağı süzüyor. Yüzü deminki memnunluk halini yavaş yavaş kaybediyor. Adeta endişeli bir ifade alıyordu. Buyurun atölyeye dedi. Ben önde o arkada çiçek ve lavanta karışık bütün bir mutluluk kokusunun dalgalandığı atölyeye girdik. Gösterdiği sandalyeye oturdum. Makinenin arkasına geçti. Örtünün altında yüzü kayboldu. Yalnız ara sıra sesini işitiyorum. Doğal olun. Kendinizi sıkmayın. Buraya fotoğraf çektirmek üzere gelmiş olduğunuzu unutun. Güzel, sevinçli şeyler düşünün. Bunu söylemesine gerek yoktu. Ben buraya zaten sevinçli düşüncelerle gelmiştim. Şimdi burada çekilecek fotoğrafı belki bir gün sevgilim çantasında taşıyacak. Belki bu resim birden fotoğrafçının sesi bu sefer biraz daha asabi yükseldi. Lütfen zorla gülümsemeyin. Evet. Zorla gülümsemek ne kadar çirkindir. Zaten benim zorla gülmeye ihtiyacım yok. Şu makinenin arkasından bütün bir ebediyet bana bakıyor demektir. Ben de bütün o ebediyete, bana hayran kalacak bütün o gelecek nesillere büyük bir şair gibi biraz mağrur, biraz yüksekten sadece tebessüm edebilirim. Çok mu fazla kendini beğeniş? Çok büyük hatta gülünç bir iddia mı? Doğru. Benim esasen hayatta hiçbir iddiam olmadı ki. Bu çıkacak fotoğrafımın daha küçük, daha mütevazı bir vazifesi olabilir. Belki dinimin bana vaat ettiği en yüksek mertebeye erişir, belki bir gün şehit düşerim. Belki o zaman bu fotoğrafımı bazı mecmualar diğer şehitlerinkilerle beraber basarlar. Belki mektebin verdiği şehitler arasında benim de resmimi müzesinin bir köşesine asar. Belki sadece ölüp giderim. O zaman da bu fotoğrafım hayatta kalmış birkaç akrabamın, birkaç vefalı arkadaşın beni anmalarına vesile olur. Onlara şimdiden şükran ve dostluk tebessümlerimi göndermeliyim. Dışarıdan gelen şu hayat gürültüsüne dalarak, şu odaya silmiş beyaz gelin kokusunu soluyarak, şu karşı binanın saçaklarında gagalarıyla öpüşen güvercinleri gözümün önüne getirerek, o delikanlı mezunlardan biriymiş gibi, genç subay gibi bir gün şehadet mertebesine erişebileceğimi düşünerek elimde sevgilimin eli varmış gibi ortalarında çocuklarıyla fotoğraf çektirmiş olan evlilerin o rahat tebessümüyle. Fakat şimdi niçin böyle uğraşıp duruyorum? Niçin kendi kendimi aldatmaya çalışıyorum? Benim asıl mesut zamanlarım ne oldu?'' Niçin asıl o zamanlar resim üzerine resim çektirmedim? Niçin her hafta fotoğrafçıya uğramadık? Neden bugün buraya tek başıma geldim? Fakat şimdi böyle şeyler düşünmenin de sırası mı ya? Dünyada her insan az çok bir felakete uğramış olabilir. Bunun için büsbütün kötümser olunur mu? felaketler yerine mutlulukları, ölmüşler yerine doğacakları, geçmişler yerine gelecekleri düşünmeliyim. Hem birden fotoğrafçı siyah örtüsünü başından atarak doğruldu. Yüzü hatta biraz terlemişti, ümitsiz bir tavırla, ''Beyim mazur görün sizin fotoğrafınızı çekemeyeceğim.'' dedi. Mesut İnsanlar Fotoğrafhanesi Ziya Osman Sabah